Tam bir yıl boyunca sigara parasıyla biriktirdiğimiz EuroPower Energy'nin aslında adil değerlerinin altında bulunan şirketler arasında bulunduğunu öğrenmemiz bize normal geldi. Çünkü gerçekten de ben EuroPower'ın daha güzel yerlerde olacağını tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Bu benim kendi görüşüm, yatırım tavsiyesi değildir. EuroPower Energy gibi aslında adil değerinin altında olan birçok şirket var. Ve arkadaşlar bir de yılbaşından bu yana dönemsel ve ucuz kalmış şirketler var. Dönemsel yükselmesi beklenen ucuz kalmış şirketler. Borsa filozofu paylaşmış bizlerle Hektaş. Diyeceksiniz ki ya nereden çıktı Hektaş? Hektaş şöyle oldu, böyle oldu. Hektaş bizi bir batırdı. Hektaş tarihi zirvelerden düştü diyeceksiniz. Arkadaşlar Hektaş Sasa kontrolmatik üçlüsü kol kola girip tavan tavan giderken o zamanlar biz uyarıyorduk. Böyle tavan tavan gitmemesi lazım. Biraz durağan olması lazım. Ortalamalardan çok uzaklaştırıyorduk. Şimdi de ortalamalardan çok uzaklaştı ama aşağı yönlü. Ne yazık ki. Çok yükseldi, çok düştü. Mutlaka toparlanacaktır diye düşünüyorum. Aqua Granite. Aqua Granite'de halka arzdan sonra hani bir bedelsiz sermaye arttırımı durumu gerçekleşmişti sanırım. Ondan sonra çok düşüş yaşadı. Kayseri Şeker, EuroPower Enerji. Hani GESAN'la beraber artık bir toparlanıp bir gitmeleri lazım ama beklentimiz yüksek, bekleyeceğiz. Eczacıbaşı Yatırım, İşgeyo, ah Geyo şirketleri, Kale Seramik, ah Kale Seramik. Hani şu bazen diyorum ki ya ben Kale Seramik'i biriktirdim ama 120 miktarda hani bekliyoruz ama acaba diyoruz bu depremden sonra inşaat sektörünün de hani krediler verilmiyor, inşaat sektörü gerilerde, işte inşaat maliyetleri çok yükseldi, durdu. Acaba bununla alakalı mı Kale Seramik diyoruz? Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Aksa Akrilik, Biyen Yapı. Bunlar yılbaşından bu yana dönemsel ucuz kalmış şirketler arkadaşlar. Ha, elinizde bulunan bulundurabilir. Alım fırsatı verirse kademeli alım yapabilirsiniz. Yedek akçenizde alım yapabilirsiniz. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Eğer içinden hoşunuza giden şirketler varsa ufak ufak kademeli alabilirsiniz arkadaşlar. Hani çok bekletti, ben artık kol keseceğim, satacağım falan filan diyorsanız satmayın arkadaşlar. O sat tuşunu unutun. Sat tuş yerine al tuşuna basın. Al tuşuna basın. Yani düşükteyken toplamaya devam edin. Tabii ki portföyünüz geniş olsun. Portföyünüzde her sektörden şirket olsun. BIST 30'da olsun. Yani sürpriz şirketler de olsun. Kalkıp da hani bir şirket, iki şirket biriktirip vay efendim yükselmedi, düştü, kaldık, biz böyle kaldık falan diye düşünmeyin. 7-8 şirket portföyünüzde bulunması bence gayet iyidir, normaldir, güzeldir. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.